Tahsin Hocam bir medeniyetin medeniyet olabilmesi için bazı tümel değerlere yani cihan şümül değerlere, ilkelere sahip olması lazım. Ee, ve biz de sürekli şunu altını çiziyoruz. Sahabe-i Kiram o dönemde olup biten e, olayları, peygamberimizin sözlerini, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, de işte sebebi nüzulüne veya sebebi hürüdüne irca etmiyorlardı. Bunları genel ilkeler olarak değerlendiriliyor, değerlendiriyorlardı. Ve tüm hayatlarında bunu uygulama çalışıyorlardı. Bunun bu şekilde anlaşıldığına bir örnek vermek gerekirse, sahabe-i kiram tarafından nasıl bir örnek verebiliriz? Evet, bunun en açık örneği aslında daha hicret öncesinde, ilk Hicrette olarak da bilinen Habeşistan, Habeşistan hicretinde Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın Necaşi'nin huzurunda yaptığı konuşma o açık bir şekilde bunu gösterir. Orada Necaşi'nin huzurunda Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh öyle bir şekilde anlatıyor ki şeyde bir bugünün diliyle tam bir meta dil kullanarak evet. Peygamber Efendimizin tebliğini ve İslamiyeti anlatıyor. Bu meta dil derken üst dil, e, yani Peygamber Efendimiz hı hı. E, insanlara e, bir e, usve-i hasene olarak bir hayat tarzı sunuyor. Ve o hayat tarzını sunarken e, bütün e, yaptıkları şeyler tabii ki e, tümel ifadelerde bulunmakla birlikte Peygamber Efendimiz'in hayatı hep böyle tiker olarak, cüz'i olarak e, insanların gözünün önünde hı hı. E, algılayabilecekleri, tek tek temiz edebilecekleri şekilde bir hayat yaşıyor zaten. Hı hı. Ama sahabe peygamber efendimize bakarken onda tikel hadiseler tikel davranışlarda bulunan bir insan görmüyorlar. Kendilerine örnek olarak örnek teşkil edecek bir insan. Ne demek örnek? Onun yaptığı her şeyi o verili durumdan soyutlayıp tecrit edip oradan bir tümellik çıkarmak. Şimdi bunu şeyde şey de huzurunda yaptığı konuşmaya hemen hatırlayacak olursak şöyle başlıyor Cafer bin Ebi Talip. biz diyor eyyuhel melik künna kavmen ehle cahiliye. Biz cahil cahiliyeye mensup bir e, kavim idik. Nabudül esnam ve meyte. Şimdi şeylere baktığımız vakit putlara tapar. Evet. Ve şeylerin e, icabında nasıl öldüğünü bilmediğimiz e, hayvanların etlerini hiç de dikkat etmeden e, yerdik ve evet. neatil fawahish yani rahat rahat herhangi bir sınır e, tanımadan her türlü kötülüğü e, yapardık. Bir sınır yoktu yani anything goes her şey evet, iffetsizlik. Yani şeyin her evet. türlü e, şeylerin sınırların olmadığı Evet. ahlaki bağda sınırların olmadığı şartlarda yaşadığını yaşadıklarını ifade ediyor. Vanak <laughs> erham yakın akrabalarla olan e, irtibatı yani çok da ciddi almazdık. E, irtibatlarımızı koparırdık. Ve nusiyul civar yani şeyle etrafımızda, yakınımızda veya komşuluk ilişkisi içerisinde bulunduğumuz <laughs> e, insanlarla insanları yok sayardık, dikkate almazdık. Evet. Ee, ve yakulul kaviyu minna eddaif ve en üst ilki artık hı hı. güçlünün zayıfı ezdiği e, hakkın kaynağının güç olduğu şartlar. orman kanunun hakim olduğu bir şekilde evet. yaşıyorduk Yani. yani sanki 20, 21. yüzyıl anlatıyor. Evet, yani. Günümüzü anlatıyor. Evet, böyle şey gibi e, gücünüz varsa şayet evet. kimse size e, haklı mısın, haksız mısın, mısın evet. diye soramaz. Gücün var. Eğer böyle 7-800 milyar dolar e, savaş e, harcamaları yapabiliyorsan bütçe o kadar nezaketle, büyükse. nezaketle Nezaket olsun ya savunma bütçesi diyorlar. Değil mi, tabii Saldırma de. bütçesi demiyorlar. İroni de, savunma. zaten. Evet. Tabii ki evet. savaş bütçesi. Evet. Yani bu savaş bütçesi. Şimdi ben bazen şeylere de sorarım. E, talebelere. E, sizin elinizde böyle 800 milyar dolarlık e, asker ve e, ...silah, ordu vesaire olsa ne yaparsınız? O, o yıl harcanacak para. Tabii tabii. tabii daha öncekilerin üzerine ilerleten. Şey, <laughs> bütçeden ayrıla. Evet o yani bütçeden ayrılan. Bütçeden ayrıla. Bütçeden Başka ayrıla. Falan Ama yok bütçe oraya. dışı kaynakları bütün bir tabii, e, şeyi dikkat alırsa... Tabii. ...inanılmaz büyük bir e, şey. E, bir savaş ekonomisi. Ekonomisi tabii. tabii. Ne yaparsınız diye sorduğum vakit normal öğrenciler... E, ...savaştırırız hocam diyorlar yani. E, bu kadar e, e. değil mi şeyi... ...orduyu, silahı ne diye bir araya getirirsin ve gücün varsa da kimse sana şey yapamaz. E, haklı mısın diye soramaz. Hatta Almanların mühim filozofu e, Fichte e, der ki haklı olmanın bir tane gerekçesi olabilir. Evet. Yapabilir olmak. Evet. Eğer bir şeyi yapabiliyorsan ve sana kimse hesap soramıyorsa evet. haklısın demektir. Evet. Tam bu işte cahiliye döneminde hı hı. yani tam bu ifade yani ve ve al-qawiyyu minna Yani o daha küçük ölçekte yani cahiliye döneminde küçük ölçekte gerçekleşen bir şey. Ama günümüze baktığımız vakit artık bu küresel hale gelmiş evet. bir şey. Fe kunna ala zalik. Yani tam da bu hal üzeri üzereyken hatta Allah rasulen minna. Yani aramızdan birini elçi olarak Cenab-ı Hak gönderdi. Aslında Elçi olarak göndermesi tam da peygamber efendimizin nasıl bir fark oluşturduğu hep konuştuğumuz. Artık böyle şey tam e, farkları tanımlayan e, yeni e, bir varoluş zeminini e, oluşturan aslında bir nebinin gelmesi. Yani Farkındalar yani. Evet. Daha şeyde e, Habeşistan'a giderken e, gerçekten de nasıl bir e, şeyle karşı karşıya olduklarını veya kendilerinin bütün bir insanlığın hayatında bir peygamberle irtibat halinde olmanın onlara getirdiği imkanlar vaziyet yani imkanlar yani haklar ve vazifelerin imtiyazlar imtiyazların neler olduğunun evet, evet. farkındalar.